Evet Fuat Bey, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Prof. Değer'e sorup sorgulamaya devam ediyor. Evet Fuat Bey. Şimdi bu 5200 yıllık veya 5124 yıllık döngünün bundan sonrası ne olabilir? Evet. Evet. Esas konu da bu ya. Tabii tabii. Ya, yoksa tamam tarih belli. Evet. Şimdi ben şahsi kanaatime göre evet. Olaylar periyodik olarak devam edecektir. Aslında bir de pardon, ben şunu da söylemek istiyorum aslında. Şimdi sokaktaki insan 20 liralık geçti. Biz 2013'e geldik. Bu saatten sonra zihinler hala karışık. Sizin zihniniz karışık değil. Birçok insan belki de karışık olmayabilir ama normal. Bu kadar haber oldu. Dünyada bu kadar değişik, bu kadar atraksiyon oldu. Dediler ki işte 20 liralık geçiyor, işte o geçiyor, bu geçiyor. Bir sürü bir hareket oldu. 20 liralık sizin de daha önce söylediğiniz gibi 20 liralık olmayacağını siz zaten biliyordunuz. Yok bir şey. He. Yok yok. Ama sokaktaki insanın şu anda zihinler karışık. Soru işaretler yani var. Hiç, ne yapsın bu insanlar? Hiç karışık olmasın. Evet. Yapılacak herhangi bir şey yok. Evet. Olay şu. Şimdi büyük yer hareketleri, büyük felaketler, seller, evet. Efendim, toplumsal hareketler, evet. Büyük kuraklıklar, evet. Geçmişte olmuş. Evet. Yine olacak. Yine olacak. Ha, evet. Şimdi bunun olacağının tarihini evet. Mayaların bulgusuyla beraber Yucatan bölgesinde yapılan çalışmalar ve bizim tespit ettiğimiz tarih evet. Bunun periyodunun başını sonunu buldu. Abi bir de bir şey sor. Burada ne olacak? Evet. Bak, önce ben sorayım. Mayalar kim? Çünkü sokakta insan Mayaların ya durduk yere bir gün bir şey çıktı. Mayalar yapılıyor dedi. Evet, Mayalar biliyor dedi. Mayaların kökeninle alakalı James Churchward'ın Batı Kıta mı? Bunun çocukları diye bir kitabı var. Evet. Bu bir araştırma kitabıdır. Evet. Tibet'teki rişilerle filan teması vardır. Oradaki mağaralarda tabletler okumuştur. Bunları şekillendirmiştir. İnanmamışlardır. Evet. İnanan olmuştur, olmamıştır. Adam kitap halinde kalmıştır ama araştırılmamıştır. Evet. Şimdi oradaki bulgulara göre Mayaların kökeni Batı Kutamu'dan çıkıyor. Evet. Uygurlar olarak Türklerin Uygur kaynaklarına kadar geliyor. Arkasından bir kısmı da bu Yucatan bölgesine giriyor. Batı kıtan bu batarken beraber evet. Kurtulan insanlar. Bir kıta batarken kurtulan insanlarla. Atlas Okyanusu'nda, evet. Hindistan'ın güneyinde Atlas Okyanusu'nda evet. Battığı iddia ediyor. Evet. Ve bunu da belgeliyor. Evet. Şimdi bu kaçan insanlar oralara yerleşiyorlar. Hatta ben bunu da şeyde James Churchward'ın kitabın arkasında evet. Mustafa Kemal Atatürk Türklerin bu şecaatini, kahramanlığını Çanakkale'de filan görünce evet. Merak ediyor ya bu millet nereden geldi filan. Evet. Bununla alakalı Tahsin Bey isminde bir generali, Tahsin Bey, General evet. Tahsin bunu görevlendiriyor. Evet. Ve ismini de Mayapek diyor soyadına da. Evet. Adam araştırırken Mayalara kadar geliyor. Evet. Ve Meksika'ya elçi olarak gönderiyor. Evet. Tahsin Bey'in araştırmaları Mustafa Kemal'e intikal ediyor. Evet. Batı kıta Mo'nun çocukları kitabı da arşivinde var, üzerinde notlar var. Şimdi Anıtkabir'de. Evet. Şimdi biz bunu da araştırma notumuzda filan ifade ettiğimizde de ki Atatürkçülük yapıyor. Evet. Ne alakası var yani? Biz doğruyu söylüyoruz. Yani. Evet. Atatürkçülük. Şimdi bu şu bir vaka, yani şeyi anlatmış oluyorum ben. Mayaların kökeni Uygurlara filan dayanıyor. Evet. Biraz Uygur Türkleri. Uygur Türkleri evet. Dayanıyor. Evet. Hatta Kızılderililer filan da işte Türk kökenli, Mürk kökenli filan. Melicamlar var. Pallar, mallar, evet. Kitle. Evet. Oradan gitme, bitsin evet. Falan öyle. Yani bu uzun bir daha zaman. 2000-3000-4000 sene gibi bir zaman. Evet. Şimdi Mayalar bunlar. Evet. Şimdi bizim bundan sonra ne olacağına gelelim. Esas evet. Konu evet. Konumuz bu. Konu bu. Şimdi bu şöyle. Dediğim gibi geçmiş zamanlarda seller olmuş, felaketler olmuş, kuraklıklar olmuş. Evet. Hatta çöllerin daha evvel vaha olduğunu, evet. Geniş yaşam alanları olduğunu, sonradan kuraklık meydana geldiğini
ifade ediyorlar. Evet. Çöllerin tekrar bu hale geleceği, eski haline geleceği. Evet. Mümkün. Evet, olabilir. Mümkün tabii ki. Ha şimdi bunların tarihlerini biz tespit edebiliriz. Evet. Bu çalışmalar var. Evet. Nasıl var? Şimdi Kuzey Kutbu'nda karot araştırmalarıyla... Karot ne demek? Karot şöyle, sonda yapıyorsunuz. Evet. Mesela atıyorum 500 metre yüksekten, 500 metre derinlikten evet. buz patik şey çıkarıyorsunuz. Evet. Numunesi çıkarıyorsunuz. Evet. Bunu saklıyorsunuz buzluklarda. Evet. Buraya okuyorsunuz. Evet. İçindeki maddelerden ilmi çalışma. Evet. Bunlardan evet. iklimsel değişiklikleri bulabiliyor. Çöllerde böyle araştırmalar var. Evet. Çöllere sondaj yapılıyor. Evet. Mesela bizim bilim adamlarımız TÜBİTAK filan evet. Şeyi araştırabilir. Bizim Orta Anadolu'yu evet. eskiden göl olduğunu söyleniyordu. Evet. Karot araştırması yapabilirler. Mesela evet. çok önemli, ben yıllardır söylerim. Urfa Silopi yolunun sol tarafında binlerce, yüz binlerce dönümlük arazide irili ufaklı taşlar var. Evet. Siyah siyah taşlar bunlar. Efendim yanardağdan böyle taş çıkmaz. Evet. Bu, ben inanıyorum böyle olduğuna. Evet. Lut kavmine inen taşlar. Lut kavmine. Lut kavmine. Lut kavmine. Lut kavmine inen Hazreti İbrahim evet. Haran'daydı. Evet. Lut oradaydı. Evet. Oraya gidene kadar da düştü, kaçtı filan. Evet. Melekler ifade etti, Kur'an-ı Kerim'de var. Evet. Evet. Şimdi bunu bir araştırayım mı? Bu taşlar ne kadar düşmüş ve bütün toprağı yakmış, bitkisel evet. hiçbir form kalmamış. Ağaç diye bir şey yok. Evet. Yani gidiyorsunuz 500 kilometre Silopi'ye, sol taraf o viran şehir. Niye viran şehir? Evet. Lut oradan mı kalıyordu? Evet. Yani mesela. Yani şimdi tüm bunları araştırmıyoruz. Evet. Ben diyorum ki bu 3114'ten sonra bir takım şeyler olmuştur. Bu olanların tarihlerini kutuplardaki karot araştırmalarıyla, çöllerdeki araştırmalarla, buzulların altında yapılan araştırmalarla. Hatta ben bir ulusal şeyde, kanalda, evet, evet. 5200 yıl evvel bir buzul çağı yaşandı diyor. Evet. Şey, araştırmacı. Evet. Buzulların altındaki bitkileri karbon testine tutuyorlar, ölü bitkileri. Evet. Buzul erimiş. Altında kalmış. Kalmış. Evet. Ha şimdi, demek ki bu 5200 yıl bizim şeye uyuyor, tarihe uyuyor. Evet. 3 aşağı 5 yukarı. O zaman biz bugün bu önümüzdeki 5 yılda, 3 yılda, 10 yılda neyse evet. bir buzul çağı yaşayabiliriz. Kaç yılda? 5 yıl, 10 yılda. Olabilir. Evet. Yani şimdi oradan münhasır. Evet, evet. Ben diyorum ki bu kutuplardaki, çöllerdeki, buzulların altındaki canlı organizmaların karbon testiyle araştırıp evet. Gerçeğe dökülsün. Dökülsün. Tarihler belirlensin. Evet, bu tarihlere göre de insanlar tedbir almayı düşünsünler. Evet, bunun ya korkunun necele faydası yok. Yok. Şimdi Mayalara beklemeye gerek yok. Maya bitti zaten, adam söylemiş gitmiş evet. yani tarih. Evet. Şimdi Mayalar bunu nereden bulmuş? Bulmuş. Onlar da belki karot şeyleri yaptı. Hayır. Mayalarda böyle bir teknik yok. Mayalar spiritüel insanlar. Evet. Şimdi mesela bizim çağlar ne? Çağlar söyledik. Mesela Koç Çağı. Evet. Kova çağı. Evet. Şimdi Koç Çağı dönemi mesela şeydir bu, ateş grubudur Koç, evet. ateştir. Evet. Ateş grubudur. İnsanların o tarihine bakarsanız, insanlar şiddetli devletler kurmuş. Mesela şeyler, Asurlar, evet. mesela Mısırlılar. Evet. İşte Hazreti Musa'nın faşist bir idare, tek başına bir kavim bütün oradaki insanları idare ediyor. Evet. Efendim, Hindistan'da böyle. Tarih o dönemde yok. Onların içinden Hazreti İbrahim çıkıyor o dönemde. Mesela Hazreti İbrahim'in ateşe atılma olayı. Evet. Kurban, oğlunun yerine kurban kesme olayı. Evet. Bu konuyla birleştirilir, düşünülebilir. Evet. Ben düşünürüm şahsen. Evet. Ama böyledir diyemem. Evet. Böyle olabilir yani. Konumuza geri dönersek. Evet. 2013. Bundan sonra ne olacak? Dünya nereye gidiyor? Buzullar eriyor. Bunun gibi seller, tsunamiler gibi böyle şeyler var. Bundan sonra insanlar rahat edebilirler mi? Etmeli mi? Efendim şimdi rahatlık diye bir şey yok. Telefonu sesini kesin isterseniz.
Evet. Yani rahat yok. Rahat diye bir şey yok. Evet. Hayat devam ediyor. Evet. Evet. Evet sevgili dostlar. Görüşmemiz devam ediyor. Ya bundan sonra yine hiçbir zaman rahat yok bize diyorsun. Hayır, hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ha şimdi biz yalnız şunu sorayım. Evet. Eğer ki bizim şu konuşmalarımızdan sonra evet. insanlık veya işte bilim adamları, araştırmacılar evet. Efendim yani üniversitelerde çok bilgi var. Evet. İnsanoğlu tarihte bilemediği kadar şeyleri biliyor. Evet. Ulaşabiliyor. Böyle imkanı var. Bunu araştırma konusu yapmazlar ise evet. yapmazlar ise bu araştırsınlar evet. zararı yok zaten. Tabii ki, tabii ki. Karot alınmış, şöyle incelenmiş. Evet. Bunları tarihlerine göre tanzim edip efendim insanlar paniğe, insan paniğe kapılmaz. Evet. Söyleyeceksin. Paniğe kapılmaya gerek yok. Araştırmaya. Ha, tabii. Olay bu. Evet. Yani yapılan bu. Evet. Ha, bu araştırmayı yaptınız mı bu biter. Evet. Şimdi mesela ben şu araştırma yapıldıktan sonra önlem alınır. Önlem alınır tabii. Karanlık olmaz, aydınlık olur önünün. Gayet tabii ki. Ona göre bakın. Mesela araştırsınlar, Mısır'daki şeyi bulsunlar. Şeyi soracağım, o Mısır'daki piramit Çin'de de var, Çekoslovakya'da da var. İşte bir gün işte var ama açıklamıyorlar diyelim. O piramitleri yapmak bugün çağımızda mümkün mü? Efendim o çağda da şimdi bakınız, insan zihni maciktir. Evet, yani sihirli. Sihir. Evet. Şimdi ben o yapıtları yapan insanların evet. Mayaların o tarihi bulma yani 1.780.000 günü bulmaları evet. olgusu bile zihinsel bir keşif olayıdır. Evet. İnsanlık o zamanlarda böyle bir periyodu yaşamışlar. Evet. Ama bu koç çağına tekabül eder. Evet. Ondan sonra balık çağı. Balık çağı da Hazreti İsa'nın Hazreti Muhammed'in Hazreti Musa'nın değil de Davut Aleyhisselam